Merhaba arkadaşlar. Mini Remote konsol uygulamamızı sorunsuz kullanabilmek için client tarafında yapmamız gereken bazı ayarlar var. Lokal admin yetkileri olması lazım. Bağlantı yapacak kullanıcılarımızın, yani örneğin destek ekibinin ya da admin ekibinin client makinelere bağlanırken o makinelere bağlanacak hesapların o makinelerde admin haklarının olması lazım. Bir, bunu ayarlayacağız. İki, firewall izinlerini vereceğiz. O makinelere sorunsuz bir şekilde erişilebilmesi lazım. Üçüncü olarak da dosya ve yazıcı paylaşımını açacağız arkadaşlar. Bunları merkezi olarak grup polisi üzerinden yapacağız. Ortamınızda 20-30 bilgisayar varsa belki çok sorun değil ama yine de grup polisi ben tavsiye ederim size. Bir domain yapınız varsa tabii. Ama ortamınızda binlerce makine varsa tabii ki bunları tek tek ayarlamak söz konusu olmayacaktır. Bunları grup polisinden ayarlayacağız. Şimdi grup polisiyi ayarlamak için domain kontrollerime bağlanıyorum. Domain kontrollerime geldim. Ben kısa yollarla çalıştığım için gpmc.msc diyorum ve grup polisi editörü açıyorum. Siz isterseniz administrator template'ten grup polisi management'ı açabilirsiniz arkadaşlar. Burada default domain polisi var. Genellikle buna dokunmuyoruz arkadaşlar. Bunun üzerinde değişiklikleri yapmıyoruz. Yeni bir tane polisi oluşturacağım ben. Grup polisi object'e geldim. Sağa tıkladım ve new diyorum arkadaşlar. Ve buna remote connect adını verebilirim. Evet, oluşturdum ve çift tıkladım. Üzerinde ayar yok. Settings'e geldiğinizde zaten göreceksiniz. Sağa tıklıyorum, edit diyorum. Ve şimdi yapacağım ayarlar için burada ekranım açıldı. Preferences'i genişlettim. Kontrol paneli genişlettim arkadaşlar. Local users and groups. Şimdi bu ne demek? Bu polisinin basılacağı bilgisayarların local user and gruplarına müdahale edebiliyoruz. Sağ tıklıyorum, new diyorum ve bir lokal grup ekleyeceğim. Update diyeceğim. Grup name'i administrator olacak. Burada çıktı zaten. Administrators. Ve buraya bir grup ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu ekleyebilmem için ilk başta da bir grup oluşturmam lazım. dsa.msc diyorum. Şurada hemen users altında bir grup açayım. Ve buna local admin diyebilirim arkadaşlar. Editörüme geldim tekrardan. Et diyorum. Local admin diyorum. Adem desem de yeterli. Buldu. Okey diyorum. Okey diyorum. Apply diyorum. Ve okey diyorum arkadaşlar. Şu an bu polisim için client'larıma bir administrator grubuna client'larda bir lokal admin grubu ekledim. Şu an bu grup boş. Bu grubun içerisine de lokal admin olacak user'ları ekleyeceğim. Şu an bu yapılanma tamam. Policies kısmına geliyorum. Windows Setting'e geliyorum. Security Settings'e geliyorum ve Windows Defender Firewall Advanced Security'yi genişletiyorum. Burada arkadaşlar burayı da genişlettim. Gelen kurallara yeni bir kural ekleyeceğim. New rule diyorum. Program olacak. Tüm programlar olacak. Allow the connection olacak. Domain olacak. Allow. GPU'dan gelen kabul kuralı. Finish diyorum. Şimdi buna düzenlemeler yapacağım. Scope kısmına geliyorum. Buradan şu anki yapılandırmada bu polisinin basacağı makinelere tüm herkes erişilebilir demek. Ama ben buna client'larıma tüm herkes sınırsız bir şekilde erişsin istemiyorum. Sadece yöneticiler, adminler, yardım masası gibi taraflar erişsin istiyorum. İsterseniz burada ayrı bir VLAN'ınız varsa IT ekibinizin, o VLAN'ın skobunu verebilirsiniz. Örneğin 192.168.55.0/24. Eğer 24 subnetli bir VLAN kullanıyorsa tüm IT ekibiniz böyle geniş aralık verebilirsiniz. Ama ben şu an 72 numaralı makinemden bağlanacağım için buna 72 diyorum. Client'lara uzaktan bağlanacağım sunucumu buraya ekliyorum sizlere göstermek için. Siz de kimler bu makinelere sınırsız erişmesini istiyorsanız onları eklemeniz lazım. Apply diyorum, OK diyorum. Şimdi ikinci maddemizi de tamamlamış olduk. Üçüncü maddemize gelelim. File and Printer Sharing'i enable edeceğiz arkadaşlar. Buradan yine Computer Configuration'dan Administrator Template'i genişletiyorum. Network'ü genişletiyorum. Network Connection, Defender Firewall, Domain Profile'a geliyorum arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Allow Inbound File and Printer Sharing Exception'a geliyorum. Çift tıklıyorum. Oradan Enable diyorum. Ve buradan benden bir IP istiyor. Buraya yıldız diyorum arkadaşlar. Herkesten gelin kabul etsin. Okey diyorum. Şu an grup polisim hazırlandı. 3 maddede düzenlemeler yaptık. Şimdi bunu ilgili Organization Unit'e basmamız lazım. Burada da Active Directory'de geliyorum. Şimdi Organization Unit oluşturacağım. Sağa tıklıyorum. New diyorum. Organizational Unit diyorum arkadaşlar. Clients diyorum. OK diyorum. Oluşturdum. Benim client computer'larımı buraya taşıyacağım arkadaşlar. PC1 ve PC2 tıklıyorum. Move diyorum. Clients altına gönderiyorum. Buraya geldi makineler. Şimdi grup polisi editörüme geliyorum tekrardan. Şurada da refresh dersem yapılan değişiklikleri bu Remote Connect grup polisisinde settings'lerde görebilirsiniz. Şimdi bu polisimizi grup polisi objeleri altında oluşturduk. Bunu ilgili Organization Unit'e taşımam lazım. Şurada bir refresh yapalım. Oluşturmuş olduğum clients geldi. Sağa tıklıyorum. Link and Existing GPO diyorum. Tıklıyorum ve burada Remote Connect'i buraya basıyorum arkadaşlar. Polisiler basıldı. Ama makineler çekti mi? Makinalarımıza bir bağlanalım. Evet, makinalarıma geldim. PC1 ve PC2. PC1'e benim örnek muhasebe kullanıcımla bağlanacağım. Bu hiçbir yetkiye sahip olmayan standart bir user. Standart şifremle giriyorum. Oturumun açılmasını bekliyorum. PC2'ye de Samet kullanıcısıyla giriyorum. Az önce Samet kullanıcısına lokal admin hakkı vermiştik. Bakalım ona login olduğumuzda hakları alabilmiş mi? Ama ilk etapta bir GP update force yapmamız lazım arkadaşlar. Yani grup polisleri update etmemiz gerekiyor. Komut satırını açıyorum, cmd'yi. GP update /force diyorum. PC2'ye de aynı şekil /force diyorum arkadaşlar. Evet, şu an polisi başarılı bir şekilde çekti. Görmüş olduğunuz gibi successful computer ve user policy. User policy tarafında zaten bir şey yapmamıştık. Local user management'ı açıyorum. Hatta sağ tık yönetici olarak çalıştıralım. Mustafa kullanıcısıyla giriş yaptığım için ve bu kullanıcı yetkisiz bir kullanıcı olduğu için benden yetkili bir kullanıcı şifresi istiyor. Samet kullanıcımı ben admin yapmıştım. Password 1 diyorum ve görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde polisi çekmiş ki ayarlar kabul edilmiş ki giriş yapabildik. Gruplara geliyorum. Administrator diyorum. Görmüş olduğunuz gibi lokal admin buraya gelmiş. Bu tamam. Samet kullanıcısı artık client'larda lokal admin. Bir de firewall ayarlarımıza bakalım. Bunu da yönetici olarak açalım. Evet, gelen kurallarına bakıyorum. Hello from GPO görmüş olduğunuz gibi belirlediğimiz kural gelmiş ve buraya kapsama baktığımda 72 IP'sine ait makina, yani benim management server'ım buraya erişilebiliyor durumda. Management makinama geldim arkadaşlar. Pingleyelim. PC1 şu an pingliyor. PC2 ve ikisine de ping erişimim var. Yani şu an management server'ımdan ben sorunsuz bir şekilde o makinalara bağlanabiliyorum. Bu videoda Dameware'ü sorunsuz kullanabilmek için domain tarafında yapılması gereken işlemlerden bahsettim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.